Suriye'de kan var, Suriye'de ölüm var, Suriye'de çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor, testereyle kesiliyor. CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, IŞİD ve El-Nusra terör örgütlerinin Suriye'nin Ezzara kırsalında yaptıkları Alevi katliamı ile ilgili Meclis Genel Kurulu'nda hükümet yetkililerine seslendi. Sayın hükümet, bu konuda ne yapıyorsunuz? Kınama yok. Aleviler katlediliyor, hükümet seyrediyor. Daha sonra Topal'a cevaben Adalet Bakanı Bekir Bozdağ söz aldı. Sayın Topal, Suriye'deki çocuklar kesiliyor, ölümler oluyor, Aleviler katlediliyor diye bir takım değerlendirmeleri bulundu. Ben Sayın Topal'a bu söylediklerini Esad'a da söyler misin lütfen? Bakan Bozdağ, Topal'ı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın sözcülüğünü yapmakla suçladı ve Suriye'deki savaşın nedeni olarak Beşar Esad'ı hedef gösterdi. Orada çocukları öldüren odur, Esad'dır. Burada Esad'ın sözcülüğünü yapma. Bu parlamento Esad'ın parlamentosu değil. Bakın, bir memleket 500 bin Suriyeli ölmüş. Öldüren kim? Esad. 3 milyon Suriyeli Türkiye'de, 6 milyon Suriyeli göçmüş. Göçülen kim? Esad. Katil kim? Esad. Sen onu savunuyorsun. Niye ona katil demiyorsun? Sen bu parlamentoda Hataylıların temsilcisi misin? Esad'ın temsilcisi misin? Ezzara'daki katliamın konuşulduğu mecliste Bakan Bozdağ ve Topal arasındaki diyalog mecliste tansiyonun yükselmesine neden oldu. Kusura bakma, bir günde Esad'a laf söyle. Bir günde o çocukları kesene, üzerine havadan bomba yağdırana, kimyasal silah atana laf söyle. Ama yok, her çıktığında aynı şeyi söylüyorsun. Kusura bakma Sayın Gök, seni tenzih ediyorum. Ama bu arkadaş kimin sözcüsü olduğuna bir karar versin. Türk milletinin mi, yoksa Suriye'deki eli kanlı yönetimin başı olan Esad'ın sözcüsü mü, ona bir karar versin. Mecliste bulunan bazı milletvekilleri alkışlarla Bakan Bozdağ'a destek verirken bazı milletvekilleri de meclis sıralarına vurarak Bakan Bozdağ'a protesto etti. Kusura bakmayın. Biz senin kim olduğunu biliyoruz. Senin ne olduğunu da biliyoruz. Sayın milletvekiller, lütfen Sayın Bakan, siz sorulara cevap vermeye çalışın. Sayın milletvekiller, kusura lütfen. Kusura bakmayın. Böyle bir üslup olmaz. Ama bakın, bu sayın vekil, Sayın Gök, bu sayın vekil şimdi çocukları katleden belli. Aylan bebek niye sahile vurdu? Esad zalimi yüzünden memleketini terk etmek zorunda kalmadı mı onlar? CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal da daha sonra CHP Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı ve diğer milletvekilleriyle birlikte mecliste basın mensuplarıyla bir araya gelerek Bakan Bozdağ'ın kendisiyle ilgili söylediklerine cevap verdi. Sayın Bozdağ, suçluluk psikolojisini örtmek için hedef şaşırtıyor. Sayın Bozdağ, bana hangi parlamentonun temsilcisi olduğumu haddini aşarak soruyor. Şunu iyi biliniz ki Sayın Bozdağ, ben Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhuriyet'in, laikliğin, eşitliğin temsilcisiyim. Mazlum halkların, ezilenlerin, Hatay'ın ve tüm Türkiye'nin temsilcisiyim, milletvekiliyim. Topal meclisteki tartışma ortamında Bakan Bozdağ'ın "biz senin kim olduğunu biliyoruz" şeklindeki söylemiyle mezhepçi politika uyguladığını ifade etti. Sayın Bozdağ, bana "biz senin ne olduğunu, kim olduğunu iyi biliyoruz" diyor. Benim kimliğime, inancıma sözde dil uzatmaya çalışıyor. Zaten faşist, ırkçı ve mezhepçi politika yapan sizin gibilerine ancak bu laflar yakışır Sayın Bozdağ. Biz Cumhuriyet'in parlamentosundayız. Siz terör örgütlerine, dinci gruplara, komşu devletlerin rejimini değiştirmek için yardım ve yataklık yapamazsınız. Siz halkın oyuyla seçilmiş bir milletvekilinin inancını sorgulayamaz ve aşağılayamazsınız. Haddinizde değildir.
Topal konuşmasının devamında Adalet Bakanı Bozdağ'a seslendi. Bu yüce meclis IŞİD'in, El-Nusra'nın, PKK'nın, mezhepçi ve ırkçı terör örgütlerinin, onların sırtını sıvazlayanların parlamentosu değildir. O katillere silah gönderenlerin parlamentosu değildir. Olmayacaktır da. Şimdi size soruyorum. Siz kimin milletvekilisiniz? Bu halkın, bu milletin milletvekili misiniz? Yoksa sarayın milletvekili misiniz?